İyi pizza, güzel pizza severler, pizza Plumbaba ve Plumbab Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber hep birlikte bir köy havası alacağız. Hep birlikte köye gideceğiz. Köydeki böyle taş evler gibi dekore edeceğiz kafemizi, pizza dükkanımızı ve aynı zamanda da köyde ne olur? Tarla olur. Tarlada yetişen malzemelerimizi alacağımız bir bölüm olacak. Hemen ben dekorasyon için geldim buraya. Masalardan başlıyorum. Şimdi köyde bir pizza dükkanımız var ve buraya bence şu şekilde ahşap, yani tabureli olanlar bence şöyle çok doğru olacaktır. Evet, ahşap tabureli masalarımızı aldık. Kutu olarak ne alabiliriz? Şöyle bir gelelim, hani bu temaya da uygun. Evet, tuğlalı kutu zaten. Şu renklerin dışında benim almamış olduğum bir bu vardı. Böyle tuğla tarzında bir dekorda yapacağım için 200 dolar vererek tuğla kutuyu da satın almış oldum. Zeminlere gelmeden önce bir duvara geleyim diyorum. Şimdi kırmızı tuğlayı çok kullandık. Beyaz tuğla var, evet. Şöyle geldiğim zaman ahşap olanlar da olabilir. Şöyle ahşap paneller de koyabiliriz gerçi. Ne yapalım, ne yapalım? Yarı tuğla, yarı ahşap, bunları almamışım ama bunlara da girmek istemiyorum. Ya da zeminden başlayalım. Bir dakika, zeminde şey vardı. Nerede o? Ha, şu taş zemin. 100 altın vererek şöyle bir taş zemin koyuyorum. Taş zemine uyabilecek bir duvar. Yani beyaz değil de yine kırmızı mı olacak? Yani aslında bu da çok uyuyor ama bence şey yapayım, şu yarı tuğla var ya, hem bunu da almış olalım. Böyle yarı tuğla alalım, değişiklik olsun. Posterlere geliyorum. Posterde de öyle uygun bir şey yok aslında ama hani almadığım bir şey varsa alayım diyeceğim. Almadığım bir şey de yok. Hadi şöyle şu pizza pişirme posteri olmuş olsun. Erzaklarda tepede bir tavan pervanesi bence mantıklı olacaktır. Geldik, ananas falan, bunlar köyde olmaz. Deve tabanı bitkisi durabilir. Tezgah üzerinde bir vantilatör durabilir. Başka, şunlar köyde olmaz, köy kafemizde. Sakız makinesini de kaldıralım. Müzik kutusunu falan geç. Bunda da ne yapsak? Şöyle bir tabela koyalım. Ya almadığım tablette kalmadı ama şu mutlu kedi dursun. Tabelayı şunu yapacağım, vazgeçtim. Masaların üzerinde çiçek olsun. Televizyon olabilir. Yani kapıya bir çiçek olabilir. Böyle eski tarz aslında bir guguklu saat olsun orada. Modern kasa değil de temel böyle eski kasa olsun. Başka, bahşiş kutusu normal olsun. Normal saksı olsun. Aslında tavan lambası böyle olabilir ama yok, pervane şeklinde olan olsun. Tamam, bence bu kadar gayet uygundur, olmuş gibi gözüküyor. Çıktık buradan, yükseltmelere geldim. Biliyorsunuz ki böyle konseptlerde ben konseptin gereğine göre dekor yapıyorum, kafeyi, dükkanı ya da yine o konsepte göre malzemelerin asistanlarını alıyorum. İlk defa videoya ulaşanlar, ilk defa beni görenler, izleyenler bu tarz konseptlere alışık olmayabilir. O yüzden de ben bunları böyle videonun başında da söylemiş olayım. Konsepte göre almaya devam edeceğiz. Şimdi biz köye gittik, bir köy havası alacağız. Köy konseptimize uygun olarak bir tarlamız var. Tarlada neler olur? Mesela tarlada bir domates olabilir. O yüzden sos asistanını alıyorum. Çünkü o domatesden bir sos yapabiliriz. Tarlada peynir olmaz. Sucuk, sosis, bunları kaldır. Mantarı kaldıralım. Soğan olabilir, biber olabilir. Pastırmayı kaldırdım, ananası kaldırdım, hamsiyi kaldırdım, jambon yok. Fesleğen olabilir, patlıcan olabilir. Karides yok, mısır olabilir. Bir de şöyle bir şey yapalım ama bizim şimdi tarlamızın hemen yanında da bir tavuk kümesi varmış, hani ufak böyle bir şey. Oradan da tavuklar arada bir tarlaya böyle geliyorlarmış, hani mısırları yemeye falan. O yüzden biz de o gelen tavuklardan pizza malzemesi olarak kullanabiliriz. Başka, yine tarlamızın yanındaki o kümesin
hemen yanında güzel bir zeytin ağaçlarımız olsun. Hani tarla dedik ama hani tarlanın yanında da bir şeyler olabilir tabii ki. Hatta o zeytin ağacının dibinde de mantar olsun falan diyerek biz bütün asistanları alıyormuşuz. Tamam, bence bu kadar yeterli. Haydi bakalım 246. günle oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzülerek bildiriyoruz ki bugün pizza dünyasında hiçbir haberimiz yok. Bitkilerimin ilgi ihtiyacı varmış. Hem de bayağı. Patlıcanlara bakar mısınız? Nasıl pörsümüşler. Evet, gerekli sulama işlemlerimizi tamamladık. Buraya basamıyoruz zaten. 4 gün içerisinde şimdi yenile. Ha, bu tabii ki ben bilgisayarda oynadığım için normalde siz tablette, telefonda oynayanlar şimdi yenile dediğinde burada bir reklam çıkıyor, onu izliyorsunuz falan hemen oluyor. Ben de öyle şeyler yok. Çünkü ben telefonda, tablette oynamıyorum. Evet, yeni kafemiz bayağı bir güzel oldu. Aa, ne oldu ne oldu? Umarım topluluk bahçesini beğenmişsinizdir. Ne yazık ki hava yakında soğumaya başlayacak. Yakında orayı bir süreliğine kapatman gerekebilir. Kapatmam gerekebilir. İşte evet, ne yazık ki yaz bitti. Yaz güncellememiz bitiyor. O yüzden bahçemiz artık olmayacak. Üzülmeyin, hava ısınınca geri açabileceğinizden eminim. Bahçeyi birkaç günlüğüne açık bırakacağım. Orada ekili bitkileriniz varsa topladığınızdan emin olun. Evet, duyduğum kadarıyla ayın 22'si falan gibi büyük ihtimalle şey olacaktı. Bitiyordu. O yüzden oradaki en son ekili olan ürünlerimizi topladıktan sonra bu yaz etkinliğimiz, bu yaz güncellememiz de bitmiş olacak. Çünkü kış geldi, havalar soğudu. Şimdi Zazum'da ne yapıyoruz? Bu konsepte uygun olarak elimizdeki malzemelere bakarak Zazum'da uygun olan siparişleri alıyoruz. Hamsili, tuzlu denizci bunları alamıyoruz. Tuzlu denizci yine alamıyoruz. Çünkü neden? Hamsimiz yok. Keşke tarlanın yanında böyle ufak da bir deniz gören bir şey olsaydı. Orada minnak hamsilerimiz olsaydı deseydim falan. Ama hayır. Acaba mısır pesto sosla mı yoksa domates sosla mı daha güzel olur? Buna karar vermek için iki pizza almak istemiyorum. Evet, bunu biliyoruz. Bir tarafı pesto, bir tarafı bu, bir tarafı böyle komple bu. Geldik ve mısırlarımızı koyduk. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Köy pizzacımızın, köy havası bölümümüzün ilk pizzası mısırlı, pestolu, domates soslu bir pizza. Buyurun, ilk defa tuğlalı kabımızı da şey ettik. Evet, gidebilirsiniz. Bay bay. Afiyet olsun. Güzel oldu kafemiz. Sevdim. İki pesto pizza, birinde tüm etler, diğerinde kalan her şey. İki tane pesto pizza. Birinde etler. Etlerimiz maalesef yok. Tavuk haricinde hiçbir şeyimiz yok. Onları böyle böyle koyacağız. Mantarlarımız. Zeytin, soğan, biber. Şunu şuraya. Bu da bayağı gerçekten uzun süren bir şey oluyor. Pizza oluyor. Yarın öbür gün 4. bölüm açılırsa yeni yeni illaki malzemeler gelecektir. Burası bayağı bir fazla malzeme olursa düşünsenize böyle karışık pizzalara koy koy bitmiyor. 20 tane, 30 tane malzeme falan. Olsun olsun, güzel. Gelsin. 4. bölüm açılsın. Yeni yeni malzemeler gelsin. İstiyoruz böyle şeyler. Şimdi işte dediğim gibi 2 güne falan şey bitiyor. Tarla kapanacak. Ya belki birçoğunuz da çoktan kapanmıştır. Bilmiyorum. Şeyleri toplayınca büyük ihtimalle orada ekili olan şeyleri toplayınca otomatik kalkabilir ya da 22'si falan diyordu dediğim gibi. O tarihte de direkt herkesin aynı anda kapanabilir. O bittikten sonra yeni bir güncelleme beklemeye başlayacağız. Eylül ayı içerisinde bir daha gelir mi başka bir şey, herhangi bir hikaye, bir şey bilmiyorum. Hani umarım gelebilir ama benim beklentim şöyle: Ekim ayına geçtiğimizde Eylül sonu gibi hatta gelebilir bu güncelleme ya da Ekim'in başı gibi. Halloween olduğu için 31 Ekim'de böyle bir Cadılar Bayramı konsepti bir güncelleme gelir diye düşünüyorum. Çünkü daha önceden de gelmişti ve ben o zamanlar bu oyunu oynamıyordum. Ben onu kaçırmıştım. Halloween konseptini umarım yakalayabilirim. Selam pizzadan nefret ederim. Tamam. Hatırlayamadım şimdi. Bir dakika, yanlış bilgi de vermek istemiyorum.
Bayağı bir bölüm oldu ve ben Halloween'ı sanki oynamadım diye biliyorum. Emin değilim. Bak şimdi ne diyeceğim. Yeni bir şey deniyorum. Bir pizza pestolu hamsili ananaslı. Pestolu. Evet, ben oynamadım, yok. Aynen. Ben zaten geçen sene şey yapmıştım. Ekim gibi zaten kanalı açmıştım. O zamanlar sadece Sims oynuyordum. Pizza oyununa çok daha sonradan başladım. Kanalı açtığım gibi belki de pizzaya başlasaydım denk gelebilirdim ama yok, Halloween'a denk gelmedim. Ben şimdi onu bekliyorum. Yeni güncellememiz büyük ihtimalle o olacak. Böyle farklı temalara göre güncellemeler geliyor. Özel günlere göre, bayramlara göre. Sonra zaten herhalde yeni yıl gelecek. Yeni yıl şeyi, güncellemesi. Bana iki pestolu ve soğanlı pizza. Birini tavuklu, bir dakika, pesto soslu soğanlı, birini yarı tavuklu yarı jambonlu. Şunu ben karıştırıyordum. İki soğanlı pesto bize, fakat birinin yarısına jambon, diğer yarısına tavuk. Tamam. İki tane değil mi? Soğanlı pestolu. Tamam. Pestolar gel. Soğan. Tamam. Şimdi şunu göndereceğiz. Yarısında tavuk dedi. Birinin yarısına jambon, diğer yarısında tavuk. Şu ay unuttum. Asistanı yoktu. Tamam, böyle bir şey. Ben şimdi onu iki tarafa da aynı şey koyuyorum falan, öyle karışıyor. Tamam. Evet, kazandığımız paralardan doğum tarihi bakmaya devam ediyoruz. 1958'deyiz şu anda. Yavaş yavaş bizlerin, sizlerin doğum tarihlerine de geleceğiz. Kepekli, soğan ve reyhan mükemmel takım pizzayı kesme. Fesleğen İzmir'de reyhan dedi. Tamam, onu biliyorum bütün halde. Bana farklı bir şey vermedim. Kepekli, soğan ve reyhan. Herhalde böyle. Geç. Soğan, reyhan. Gönder. Buyurun efendim, kepekli soğanlı reyhanınız. Bay bay. Pizzacana bayılıyorum. Yeni tarifler duymak, yeni mutfak aletleri falan, işte bunun için yaşıyorum. Zeytinli bir fesleğenli pizza. Gel. Zeytinli fesleğenli gönder. Evet, yeni gelenler için söylemiş olayım. Ben oyunda, evet, bu kadar fazla param var. Bütün asistanlarımı aldım, bütün dekor malzemelerini aldım, bütün başarıları bitirdim. Yani benim oyunda yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Birkaç tane işte pizza kutusu falan almamışımdır. Onun dışında birçok dekoru da aldım. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Bu peynir de değil mi? Peynir her çarşı. O yüzden yeni gelen arkadaşlarımız, ilk defa gelip gören arkadaşlar, işte asistanların neden almadın falan gibi yorumlar geliyorlar. Daha önceden de gelmişti. Ben her videoda bunu söylüyorum. Ben farklı bir challenge, farklı bir konsept yapıyorum. Oyunu farklı türlü oynuyorum. Çünkü oyunda yeni bir şey yok. Sürekli aynı, sıkılıyoruz. O yüzden de böyle şeyler yapıyorum. Yoksa benim her şeyim var. Bu arada topluluk bölümünde de zaten bildirdim. Görenler gördü, görmeyenler bakabilirsiniz ki zaten burada da şu anda söylüyorum. Yakında bitireceğim pizzayı. Yani bitireceğim derken biraz ara vereceğim. Çünkü yeni bir şey gelmedi. Arada sürekli olarak kontrol edeceğim. Yeni bir güncelleme geliyor mu, gelmiyor mu? Sizler de söyleyebilirsiniz gerçi. Hatırlatabilirsiniz bana. Kontrol edeceğim, sürekli bakacağım. Yeni bir şey gelirse güncelleme, hemen oyuna başlayacağım tekrar. O şekilde planlıyorum. Çünkü artık yeni bir şey gelmedi. Yani her şey bitti ve sıkıcı hale gelmeye başladı. Benim ürettiğim, benim bulduğum challenge'lar, formatlar da artık sona doğru yaklaşıyor. O yüzden bu ay sonu bir ara vermiş olacağız pizza oyunumuza ki kanaldaki diğer oyunlarımızı da hızlı bir şekilde bitirebilelim. Belki farklı oyunlara da başlayabilelim diye. 246. günümüzün sonunda 260 kazancımız, 147 bahşiş, 125 malzeme, 276. Fena değil. 1967'liler selam versinler diyeceğim ama kanalda herhalde yoktur 1967'li bir abone, var mı aranızda? Sanmıyorum.
Tamam. Devam ediyoruz. Ben niye beklediysem. Pizza haberlerinde bir gelişme Olur. yok. Zaten o kadar hiçbir şey yok ki, o kadar her şey aynı ki haberlerde bile hiçbir şey yok. Evet, fesleğenimizi topladık. Bunlara daha var. Herhalde şu 9 dakika sonra bunları da mı toplayacağız yoksa bir gün daha mı gerekecek? Bir fikrim yok. Zaten şurası da kapandı dikkat ederseniz. Burada da mahsullerden yüzde bilmem kaç fazla alıyorduk falan. Yavaş yavaş işte bitiyor. Şimdi bu yaz güncellemesiyle ilgili bu arada güncellemeyi yapamayanlar büyük ihtimalle bitti yani yaz güncellemesinin zamanı bitti. Yaz bitti. Eylül'ün yani 15'inde yaz biter. 15'inden sonra artık yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. O yüzden şey yok yani güncelleme kaldırmış olabilirler yok. Soğanlı evet bak mesela bunu alabilirim. Tarlamda soğanım var, tarlamda mısırım var. Bunları alacağız. Şunları almıyoruz. Bir tane soğanlı yapacağım. Oley sonunda pestolu puttanesca pizzayı deneyeceğim. Sen neydin ya? Menüde olmayabilir. Bana bir hamsi zeytin peynir pesto. Pesto peynir. Zeytin hamsi bu. Puttanesca değil. Evet menüde olmayabilir diyerekten ona alternatif olarak bunu istedim. Soğanlı bir pizza da yapalım. Evet. Bu arada dediğim gibi ben sadece üzerindeki malzemelerin konsept uygun olup olmadığına bakıyorum. Onun dışında peynir tabii ki bizim tarlamızda yoktu ama onu saymıyoruz. Buyur ufaklık 10 üzerinden 10. Sıradaki gelsin. Pesto ve peynirin birbirleri için yaratıldığını biliyorum. Üstüne patlıcan güzel olur. Şöyle. Pesto, peynir. Şunları da koy. Şuraya gel. Patlıcan. Patlıcanları da koyduk. Bu gelen müşterinin. Şunu bırak. Bu da Zazum'un iki tane mısırlısı. Evet, Zazum'u da böylelikle bitirmiş olduk. Bu iki defa pişecekti. Gel. Mısırlı buraya. Hop, bu da buraya. Yeni gelenler için bu konseptlerin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım kendimce ama tabii ki anlamayanlar olabilir. Bir sürü bölümümüz var. Oynatma listesinden iyi pizza güzel pizza kategorisine giderek oradan farklı farklı videolara bakabilirsiniz ne olduğunu anlamak için. Ben bir mısırlı pizza istiyorum. Pestolu olsun, darısı da başına olsun. Gönderdik. Buyurun. Şunu da aldık. Görev tamam. Sağlıklı olmaya çalışıyorum. Kepekli hamur üstüne bir vegan pizza. Hangi sosunuz daha az kalorili? Biliyordum onu niye bastıysam. Kepek hamur. Şu. Şu. Gel. Fesleğenleri de koyduk. Tamam. Bitti. Vegan pizzamız geliyor. Köy havası bölümümüzde. Köy pizzacımızda bir vegan pizza hazırladık. Köyde vegan severler çokmuş demek ki. 1974'lere hala yoklar aramızda ama selam olsun. Ne o biri pizza mı sipariş etti? Evet pizza sipariş etti. Hem de soğanlı. Tarladan böyle yeni yeni toplandı. Taze taze soğanlar. İki tane de mısırlı alacağım. Mısırlarım da taze. Daha sabah gittik topladık böyle Koçanında. Bak şimdi ne diyeceğim yeni bir şey deniyorum. Bir pizza pestolu hamsi ve ananas. Pesto, pesto, pesto. Hamsi. Ananas. Aklınıza farklı konseptler gelirse burada en başından beri izleyenler zaten ne yaptığımı biliyorlar. Yeni izleyenler de bakıp o şekilde fikir yürütebilirsiniz. Farklı konseptler gelirse aklınıza bana yazabilirsiniz tekrar yorumlarda. Aradan sonra tekrar başladığımızda tabii yeni şeyler bu tarz şeyler sizin önerilerinizde yapabilirim. Kutlamak için yarı ananas, yarı hamsi.
Evet, bu da geliyor. Böyle ülke bayraklarının renklerine göre de yaptığım bir konsept var zaten biliyorsunuz onu da. Orada da dikkat edin, hani ülke bayraklarının birçoğunun renkleri birbiriyle aynı olduğu için aynı olan renkleri bir daha yapmam, yani bir anlamı olmaz. Farklı bayrak renkleri olan şeyler olursa onları yapabilirim. Tüm bu sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto pizza, tavuklu ve sebzeli. Bu neydi? Şey vardı. Soğan, patlıcan, fesleğen falan. Tavuk, soğan, patlıcan, mısır. Tamam. Tavuk, soğan, patlıcan, mısır. Tavuk, soğan, patlıcan ve mısır. Ha, hepsinin de asistanı olanlar denk geldi. İki kere pişirme diyordu. Ay, peynire hayır, peynire hayır demiş, peynire hayır, peynire hayır demiş. Yeteri kadar daha fesleğen yokmuş. Bak, fesleğen vardı bunda işte. En Hatırladım. güzel. Hatırladım, unuttum. Pardon, buranın iki kere önünden geçtim. En güzel. Bayırın, bayırın, bayırın. Burada başka bir şey almıyorum. Devam et, ticari bekleme yapmam. Sıradaki En gelsin, güzel. buyurun. Domates sosunda karides mükemmel oluyor. Pesto sosunda nasıl oluyor acaba? Bilmem. Hemen yapayım. Hemen yapayım. Nasıl olduğunu sen karar ver. Şöyle pesto sosu. Güzel güzel de karideslerim var. Bunlar köyde yetişmiyorlar. Ben bunları özel getirttirdim buraya. Aa, normalde yok yani bizim köyde böyle karidesler. Böyle ithal getirttirdim. En güzel. Buyurun efendim, daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ne demek, ne demek? Güzel. Bana iki pestolu ve soğanlı pizza. Aa, birini yarı tavuklu, yarı jambonlu yapabilir misin? O nasıl bir okumaktı? O nasıl bir okumaktı? Pesto, peynir. Gel. Soğanlar. Şunu gönderiyoruz. Şuraya tavuk. Şuraya jambonu yine unuttum. Koyunca böyle şak diye hemen asistanı var zannediyorum. İki kere pişmiş falan filan yok. Gel. Evet. Buyurun Güzel. efendim. Afiyet olsun, galibiyet maçları çalın. Mükemmel pizzayı buldum. İnsanlar fesleğenin gücünün farkında değilmiş ama ben gittim oraya pesto koydum. Öyle bir şey değildi tabii. Tam olarak şöyle bir şeydi. Gel gel gel. Zamanında fesleğen bir türlü gelmiyordu. Fesleğen başarısını nasıl yapacağız? Aa, bu arada 1988. Evet, bu benim arkadaşlar. Vallahi kendi doğum tarihimi yakaladım. Müşteri geldi, gittim. Kendi doğum tarihimi yakaladım. Cümlem yarım kaldı. Dıt 214 karımız var. 247. günde bitti. 248'e doğru gidiyoruz. Bazı bitkilerin ihtiyacı varmış falan, bunu suladık. Evet, patlıcanlarımız da bitti. Şu arkadakiler bayağı geç kaldı. Tüh, buradan koyabilir miyiz acaba biraz daha? Tekrar deneyelim mi? Belki fesleğen domates koyalım. Bir daha patlıcan koyalım. Şunu da sula. Bilmem, belki bunlara da vaktimiz yeter. Olabilir. İvit ivit, bu patlıcanımızı da suladık. Pay kartı geçtik. Zazun'da karidesli yapamıyoruz. Mantar pastırma yapamıyoruz. Jambonla kokuşmuş Osman'da yapamıyoruz. Domates sosunda karides mükemmel oluyor. Pesto sosunda nasıl olur acaba? Evet, pesto sos, yine bir peynir ve yine bir özel getirdiğimiz karidesler. O yüzden biz bu köyün en meşhur, en kaliteli pizzalarını yapan pizza dükkanıyız. Çünkü böyle özel karidesler getirtiyoruz. İşte hamsi, mesela bol çeşitli. Normalde bu tarz pizzalar bu köyde yapılmıyor. Biz o yüzden çok meşhuruz. Pizza Plambab bu köyün en meşhur pizzacısı. 1989'lular varsa aranızda selam verebilirler. Bir yarı yarıya pizza. Tüm kırmızı etleri kırmızı tarafa koy. İki yeşil malzemeyi de diğer tarafa koy. İlk defa böyle bir şey geldi.
Güzel. Beni şaşırtıyorsun pizza oyunu. Bazen diyorum ki yeni bir şey yok. Bitireyim diyorum. Hep aynı şeyler falan. Ama farklı şeyler gelince çok şaşırıyorum. Peynir var mı acaba? Olabilir. Tüm kırmızı etler bir tarafa. Kırmızı etten kastı ne acaba? Niye bastım ki ben? Ben bütün... Of, yanlış yaptım. Ben bütün etler sandım onu. Yeşil, kırmızı, fıçık. Gel. Şimdi yeşil tarafa fesleğen ne? Şu, bu kolaydı zaten. Kırmızı olan sucuk var. Pastırma var. Bunu da mı kırmızıdan soyuyor? Şunlar pembeydi galiba. Sosisi de koyalım. Vallahi böyle bir şey yaptım. Kesin doğru olmayacak. 1990'lılar selam verebilirler. Hoş geldiniz aramıza. Hiç sanmıyorum. Başka bir şeyler eksik. Biraz sevgini katabilirdin adamım. Ya ben sevgimi kattım ama malzeme katmadım. Malzeme eksik büyük ihtimalle. Sonunda pestolu putaneskayı deneyebileceğim. Hamsiyle neydi bu? Pestolu hamsi ve zeytin. Tamam, putanaska dediğinde pestolu hamsi ve zeytin. Tuzlu denizci demiştik biz buna. Ama işte unutuluyor öyle şeyler. Gönder. Hop, buyurun. 1991'liler selam. Artık tek tek gidiyoruz. Duydum ki insanlar pestova deniz mahsulüne şifliyormuş. O gemide bana da yer var mı? Ah, o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım, buz gelirdi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Bunu her seferinde söyleyeceğim. Pesto, peynir, hamsi ve karides. Fıstık, pesto, peynir, hamsi, karides. Tamam. Hamsilerin güzelliğine bak. Minnak minnak, minnak minnak. Bunlar işte özel geliyorlar, özel. Bizim köyde deniz yok. Bunu özel getirtiyorum. Hep karidesleri de. Her şey özel, jambonlar falan direkt yurt dışından ithal. Dana jambonlar. Buyurun efendim. Kaybet maçlarını çaldın. 1993'lüler buralarda mı acaba? Selamlar olsun. En sevdiğim pizza et sever ama eşim daha çok yeşillik yememi istiyor. Evet, bu eşi yeşillik yemesini isteyen arkadaşı anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Pesto peyniri koyduktan sonra istediği etler olan sucuk, sosis, gel, pastırma ve tabii ki jambonu koyduktan sonra bir de eşinin istediği yeşillikleri de itinayla üzerine serpiştiriyoruz aynen şöyle. Altta şeyler kaldı, etler kaldı. Görmeyecek onu. Karısı görmeyecek. O üstte yeşil yeşil böyle biberler, fesleğenler. O sana diyecek ya, diyecek ne güzel diyecek. Benim lafımı dinliyor musun? 1996'lar selam veriyorlar. Hemen peşine 97'liler de buradaysa merhaba buradayım demeyi unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Eniştemle çıldırmacılar, hamsi patlıcan. Sen neredeydin ya enişteyle çıldırmacılar? Uzun zamandır yoktun. Hamsi patlıcan, mısır ve karides. Domates sosu, peynir, gel, hamsi, patlıcan, mısır, bir de karides. Uzun zamandır yoktun ya, ben de diyorum ne oldu, enişteyle küstüler mi? Aralarımı bozuldu, bir çıldıramıyorlar uzun zamandır. Neyse ki tekrar geldi. 1998'liler merhabalar, hoş geldiniz efendim. Sizi de bekleriz pizza dükkanımıza. Kimle geliyorsunuz? 99'lu arkadaşlarınızla. Onları da yanınıza alıyorsunuz, geliyorsunuz. Yeşil tişörtlü arkadaş bana jambon ve mısırın pestoya gittiğini söyledi ama bence ikisini karıştırmak çok garip olur. Bir de ikiye dinle. Pesto, jambon, mısır ayrı. Okey. Pesto. Şöyle. Geldik. Mısırı şuraya koyduk. Jambonu da buraya koyduysak o zaman her şeyi hallettik demektir. 2000'liler, 2000'liler burada mısınız? Burada mısınız? Bizimle misiniz? Hoş geldiniz. Üzüldüm bu yasaklı pizza için. Cennetten kovulduğuma değdi ama.
Buyurun efendim, dışarıda deli gibi yağmurlar. Biz size sıcacık pizzalar hazırlıyoruz. Yeni bir vegan sos. Deneyelim bakalım. İki vegan pizza pesta soslu. İki kere de fırından geçir. Tamam. İki tane pesto soslu. Gel bakalım. Vegan vegan. Ay vegan dedi değil mi? Ya gitti hamurlar, gitti hamurlar. Gel, zaman da bitecek ben böyle bunlarla yine cebelleşirken. Ben bir an unuttum, vejetaryen sandım. Veganda peynirin ne işi var? Veganda peynir yok. Mantar var, zeytin var, soğan var, biber var mesela. Ne var başka? Mısır olabilir. Fesleğen olabilir. Üzerine birkaç tane de böyle ananas atarsınız. O mis. Her ne kadar bir sucuk sosis kadar olmasa da bunu da yemede yanında yat şeklinde. Git git. Yemyeşil oldu. İki kere de fırından geçir demişti. Geçiriyoruz ki bunlarla uğraşırken zaten dediğim gibi günümüz bitti günümüz. Gel. Hop koyduk. Geldi. Kes kes kes. Hop bunu da koyduk. 2003'lüler arkadaşlar. 2003'lüler, 2009'lular. Merhabalar, hoş geldiniz pizza dükkanımıza. Size de sıcak sıcak pizzalar verelim. 248. günümüzün sonuna geldik. 222.50, 110 dedik. 115 gitti, 212. 2009'lulara da merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tamam dedik. 249. güne devam edelim o zaman. Pizza haberlerimizde üzülüyoruz, hep birlikte üzülüyoruz, hiçbir haber yok. Bahçemizi kontrol edelim. Bunları yok, herhangi bir şey yokmuş. Zazuma bakıyorum. Aa, iki tane tavuklu alabiliyorum. Sos alamıyorum, süprim de alamıyorum. Sonunda pestolu puttanesca pizzayı deneyebileceğim. Pestolu puttanesca. Tamam, bunu hatırladım. Pesto, tuzlu denizci, hamsi ve zeytin. Tamam, al sana puttanesca. Şimdi ben bir de iki tane tavuklumu yapayım. Nerede benim tavuklarım? Tavuk tavuk. Yani köyde tavuk olmaz da olur mu? Köyde harika tavuklarımız var. 2008'liler, biraz önce sizi unuttuk sandınız değil mi? Birden 2009'a atlamıştık. 2008'lilere de merhaba, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Daha iyisi olmaz. Teşekkür ederim. Bay bay. Her zaman yeşili kırmızıdan daha çok sevmişimdir. İki pestolu pizza, biri dolma biberli, biri de fesleğenli. Bu da yeni bir sipariş. Pesto, pesto. Peynir, peynir. Dolma biber, fesleğen. Böyle bir şey. Güzel. 2011'liler merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun size sıcak sıcak pizzalar ikram edelim. Harika güzel pizzalarımız var çünkü. Evet 2013'ler, 2013'lüler, sizi de unutmadık. Yağmur dindi, hava açtı. Muhteşem bir havada gelin buyurun pizza yiyin kafemizde. Acaba mısır pesto sosla mı yoksa domates sosla mı? Afiyet olsun. Artık daha da yukarı çıkmıyorum doğum tarihlerinde. Yeter bu kadar. Yok ya. 2 yaşında izleyen de yoktur herhalde. Oraya kadar gideceğiz. Tahıl yok, acı yok. Yani tahıllı şeyler karnımı ağrıtıyor. Her şeyden olsun ama kepekli hamur ve mısır olmasın. Yani kepekli hamur zaten koymuyorum. Mısırı da bazen unutup yanlışlıkla koyabiliyorum ama dur onu da koymayacağım. Onun haricinde yine her şeyi koyuyoruz. Asistanlılardan gittim. Yine bizim eski bulamaç pizzalara döndük. Nereye ne koyduğumu göremiyorum. O kadar karmakarışık oldu ki. Bu ne ya? Böyle pizza mı olur? Neyse fazla para veriyor. ...32 daha verdi. Diğerinde ne vermişti önce? 65 falandı galiba.
İşte geldim buradayım o güzelim tavuklu pizzaları almaya. Hazırım. Başka bir şey yoktu değil mi? Sosis sürüm alamıyoruz. Geç 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 2022. 22 yılında ne olacağız acaba? Ne durumda olacağız? 2022'den. Olamaz bütün paramı pizzacı önermiş. Domates sosunda karides süper oluyor. Peki pesto sosunda nasıl olur? Hiç denemedim. Al sana verelim, sen de dene. Birazcık hamurun dışına taştı şeyler, karidesler ama olsun. Lezzetinden hiç şüphen olmasın. Buyurun efendim, afiyet olsun. Köy kafemizde, köy havası pizzacımızda hoş geldiniz. Sefa geçtiniz. Bay bay. Ne diyorum ben? Arabada ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım, pizzayı kesme. Soğanlı pizza yiyen, seven bir ayı. Ya da ayı dediği kişi çok aç bir arkadaşı mı, bir benzetme mi yaptı? Ayı gibi acıkmış, arabada bekleyen bir arkadaş. Olabilir. Neyse, afiyet olsun her türlü. Bana kalp rahatsızlığı ekip de, evet, kepekli demek istiyorum. Fesleğen de olsun. Sos peynir fesleğen. Kepekli, sos, peynir, fesleğen. O kadar diyabet miyabet bir şeyler diyor bir tane fesleğen için. Demin ne diyordum ben ya? Demin bir şeyler diyordum, lafım yarım kaldı. Fesleğeni görünce aklıma geldi. Yani fesleğen başarısını kazanmak için o kadar çok uğraşmıştık. Bir türlü fesleğen gelmiyordu. Şimdi başarıyı kazandık. Bitti, deli gibi fesleğen geliyor. O zamanlar ben böyle hani bir sürü fesleğen gelsin diye istiyordum. 3 pesto bize tavuk, zeytin, mantar. Pesto, pesto, pesto. Tam ben bunu söyleyecektim işte biraz önce. Sonra ne oldu? Kendi doğum tarihimi görünce kafa karıştı. Bunu niye buraya alıyorum? Zeytin, mantar ve tavuk. Evet, saat 7:45 oluyor. Dükkanın kapanmasına çok az kaldı. Biraz daha para biriktirelim istiyorum. Ay, iki kere pişirme değil ki. Ne yapıyorum ben acaba? Ne yapıyorum? Elim kaydı. Gel. Evet. Hepsi bitti, hepsi bitti. Buyurun, afiyet olsun. 8:15 oldu. Fesleğen, 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 fesleğen. 3 pizza ekstra fesleğen. Tamam, 45 verdi. O da nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Pestoları koyuyoruz. Çünkü pesto sosu fesleğenden oluyor. Peynirlerimizi de koyduk. Ondan sonra da geliyoruz. Üçüne birden fesleğen. Fesleğen manyağı diyoruz biz bu müşterilere. Fesleğen manyağı müşterisi. Hop 1. Hop 2. Hop, bu da 3. Saat 9 oldu. Harikulade. Vay be. 32-22. Buyurun, sıradaki müşterimiz. Yeşil tişörtlü arkadaş bana jambon mısırın pesoleye gittiğini söyledi. Jambon mısır. Pesto. Peynir. Gel. Jambon. Hadi bir müşteri daha alabilir miyiz ya? Gönder. Gönder gönder. Fırınımız da hızlı. Hadi 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 hadi. Yine geldi gitti yapacak. Geldi gitti yapacak. Git. Aldım. Aldım, bir kere neye basarak aldım, garanti olsun. sucuk, sosis, soğan, zeytin, mantar. Tamam, pestolu süprim. Son şeyimizi de aldık. Süprim pizza dolma bibere kadardı. Dolma biber de dahil. Sucuk, sosis, mantarlar. Şuraya koymadık. Zeytin, soğan ve biber. Mantar da alabilirdik aslında. Köyde mantar da var. Ama bizim o tarlamızın olduğu bölgede mantar yetişmiyor. Aşağı köyde. Mantarları biz başka, kültür mantarları başka yerden getirtiyoruz. Bu kadar domates sosu. Domates soslu istemiş. Bu kadar bekledim, o kadar sevindim. Gittim pesto soslu yaptım herhalde. Ne yaptım?
Kafa gitti. 17.43 para iadesi alınmasına rağmen 303 toplamda karımız olmuş oldu. Güzel oldu. Aa, bahçede de bunlar gelmiş. Domates tohumları. Ama işte bunları artık almanın bir anlamı yok. Çünkü bitecek. Az kaldı. Elimdeki zaten bu malzemeler var. Patlıcanım var, fesleğenim var. Bunları zaten birkaçını da koydum. Bakalım onları toplayabilecek miyim? Hiç emin değilim. O zaman 249. günle bu köy temalı, köydeki pizza kafemiz, köy havası aldığımız bu bölümümüz böylece son bulmuş olsun. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi ve desteklemek için bunun gibi bu tarz güzel oyunların gelmesini daha çok istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz diyorum ve bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.